Evet. Gerçekten öyle bir dil kullanıldı ki sanki savaşa gidiyoruz demişti hatta Meral Akşener. Günün sonunda da bir kişinin hayatına mal olduğu iki farklı ittifakı destekleyen insanlar arasında silahlı bir çatışmaya varabilecek bir bilenmenin yaşandığı bir seçim dönemi yaşadık ne yazık ki. Buna bir örnek de Rize'den verelim. Rize'de bir kişi oy kullanma kabinine silahla girdi. Namlunun ucunu Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına doğrulttu ve fotoğraf çekti. Fotoğrafı paylaşmasının ardından şikayet üzerine gözaltına alındı. Olay Fındıklı ilçesinde meydana geldi. Bir seçmen oy kullanma kabinine silahla girdi. Silahı Kılıçdaroğlu'nun pusuladaki fotoğrafına doğrulttu ve o anı kamerasıyla kaydetti. Pusulanın yanında bir de bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden, ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer yazılı bir not da vardı. Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan kişi şikayet üzerine gözaltına alındı. Evet, bunu yapan kişi belli ki işte o Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçim sürecinde kullandığı terörist, Kandil'den emir alıyor vesaire gibi söylemleri almış ve kabul etmiş. Buna inanmış ve tepkisini de bu şekilde gösterebileceğine dair de bir özgüveni var. Cezalandırılmayacağına dair de bir inancı var büyük bir ihtimalle ki oy kabinine silahla girip bu fotoğrafı çekebiliyor. Bu arada bunlar yaşanırken bir taraftan hayatta devam ediyor aslında birileri için. Çünkü Şanlıurfa'da sandıklarda ihlal ve şiddet olayları vardı. Akçakale ve Eyyubiye ilçelerinde toplu oy kullanma sebebiyle yaşanan arbedede CHP'li vekiller saldırıya uğradı. İstanbul'da da bir sandık görevlisinin kaburgası kırıldı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa giderken Şanlıurfa'dan sandık başında yaşanan tartışma ve şiddet haberleri geldi. Akçakale ilçesinde AKP'li sandık görevlilerinin mevsimlik işçilerin yerine toplu oy kullanmak istediği iddia edildi. AKP'lileri engellemeye çalışan CHP'liler saldırıya uğradı. Abi kimsenin girmeye... Abi kimse girmesin. Bak ben itiraz edeyim. Sakin olun abi. Sen Allah ol. Kimse girmesin içeri. İçeri. Görüntüleri CHP yönetim kurulu üyesi avukat Ronay Paydaş paylaştı. Paydaş can güvenliği nedeniyle sandık görevlileriyle birlikte olay yerinden ayrılarak tedavilerinin yapılması ve suç duyurusunda bulunmak üzere yola çıkıldığını belirtti. Seçim kuruluyla... Bu köyde okul ya da devlet binası olmadığı, burasının güvenli olduğu konusunda yazıştınız mı? Evet. Tabii. Var mı yazışmalar? Tabii. Görebilir miyim? Ben yazmayı almamışım. Camide kullanacağım diye seçim kuruluna dedim. Dedi cami yasaktır. Cami olmayınca herhangi bir resmi kurum yoktur. Okulumuz yoktur. Her zaman 3 dönemde mahalle muhtarıyım. Her dönemde de ben köy odası olarak benim köy odamdır. Adresi ne Şanlıurfa. Seçmenin oy kullandığı sandık Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere köyünde muhtarın evine kuruldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır o köye gitti, muhtarla konuştu. Sandığın başında sadece AKP'nin sandık görevlisi vardı. Burası köy odası mı? Hayır yok muhtar, kendi yerim. Burada bir tutanak tutsun. Biz buna itirazımızı yapalım. Yapın. Şu anda sadece AK Parti'nin gözlemcisi var. Siz memursunuz. Doğru mu? Evet. Ve burada ona da git diyor ve muhtarın evinde oy kullanılıyor. Arkadaşlar bu normal. Ali Mahir Başarır sandığa görevli yerleştirildiğini ve sandık güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Muhtarla beraber, arkadaşlarımızla beraber sandığı burada bekliyoruz. En azından gözlemcilik yapıyoruz. Biz itirazımızı da yaptık Yüksek Seçim Kurulu'na bu konuda. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun devletin bir köye bu kadar uzak olması, bir haber olması çok acı. Şanlıurfa'da toplu oy kullanıldığı tespit edilen bir diğer ilçe ise Eyyubiye oldu. Toplu oy kullanıldığını tespit eden CHP'liler saldırıya uğradı. Darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bir oy bize 366 oy Erdoğan olarak kullanılıyor, gelmeyenler yerine oy kullanılıyor dedi. Yaşananları sosyal medya hesabından duyuran CHP'li Özgür Özel, köyde jandarma sayısının yeterli olmadığını vurgularken yetkilileri sandık güvenliği konusunda uyardı ve müşahitlerin can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Ali Şeker'in ardından olay yerine giden Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya uğradı. Tanal Twitter hesabından yaptığı açıklamada
Burada devlet zafiyeti var. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, sandıkları koruyacağız. Biz haklıyız, biz kazanacağız dedi. Esenler'de bir okulumuzda sandıktaki bir sonuca itiraz hakkını kullanan bir görevlimizin okuldaki kişilerce darp edildiği ve birkaç kaburgasında ne yazık ki kırıldığı bilgisi biraz önce ulaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bir sandık görevlisinin kaburgasının kırıldığı bilgisini paylaştı. Esenler'de bir okulda sandık müşahidi olan Mehmet Eldem, sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP'li ve MHP'li üyeler tarafından darp edildi. Sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP'li ve MHP'liler tarafından darp edildi. Eldem'in Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde kaburgaları kırık halde müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Hem vatandaşlarımız hem görevlilerimiz sağduyuyla hukuksal haklarını kullanarak süreci olay yerinde hem takip ediyorlar hem de süreçlerle ilgili hukukçu arkadaşlarımız da ilgililerle ilgili suç duyurusunda bulunup gereğini takip ediyorlar. Ve şimdi atılan her oya sahip çıkılma zamanı. Oyunuzu verdikten sonra oy verdiğiniz okullarda verdiğiniz oyu koruma ve sandığa giren oyu hep beraber girdiği gibi çıkarıp tescil ettirme zamanı diyorum. Evet, birinci turla ikinci tur arasında yaşanan bu tip olaylar açısından ciddi bir artış olduğu söylenebilir. Oy verme işlemi sürerken yurdun dört bir yanından çok sayıda usulsüzlük haberi geldi. Görüntüler Ankara'dan, Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi'nden. İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkan Twitter'dan paylaştı. Eğer AK Partiliysen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin notunu düştü videoya. AK Parti Milletvekili Murat Alparslan'ın da içinde bulunduğu grubun okulu bastığı iddia edildi. İkaz eden polis memuru AKP'li grup tarafından darp edildi. CHP sorumlusu avukatsa duruma müdahale etti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gitti. Yurdun dört bir yanında çok sayıda usulsüzlük yaşandığına dair haberler ardı ardına geldi. Veladın imza attı başkanım. Ben kendim imza attı başkanım. Bana özlemi yine niye oy kullanıyor? Bu adam kısıtlı oy kullanamıyor belki de canım. Olur mu öyle şey ya? Hayır, olur mu öyle şey? Afyonkarahisar'da Halil Özdemir isimli şahıs abisi Veli Özdemir adına oy kullanmaya çalışırken yakalandı. Ya ben diğer kimliği vermişim. Şahsın üstünden 3 farklı kimlik çıktı. Olaya anında müdahale eden İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Serdar Dündar, şahsın emniyet güçlerince gözaltına alınmasını sağladı. İstanbul Kadıköy'de oy verme işlemi devam ederken kavga çıktı. AKP'li olduğu öne sürülen bir grup erkeğin kadınların üzerine yürüdüğü görüldü. Olay Şenes Evler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Kavga anını çevredekiler görüntüledi. Gerginliğin kavgaya dönüşmesinin ardından polisin biber gazı ve cop kullanarak durumu kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi. Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde bir sandıkta müşahitlerin oy kullanmasına izin verilmediği bilgisi üzerine mahalleye giden Yeşil Sol Parti heyetine bir grubun saldırdığı öne sürüldü. İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçelerindeki iki okulda seçmenlere verilen boş zarfların içinde Erdoğan'a evet mührü vurulmuş oy pusulaları çıktı. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek gerekli itirazların yapıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti. Tekirdağ Çorlu'da ise 1024 numaralı sandıkta zarf içinden Erdoğan'a evet mührü basılmış pusula çıktı. Görevliler olaya ilişkin tutanak tuttu. Tutanakta bu pusulanın değerlendirme dışı tutulduğu söylendi. Ve gözlemciyim, müşahidim. Bak bu da kartım dedi. Sonra oradan birileri sen terörist misin diye saldırmaya başladılar. Ellerinde taşlarla kafamıza, şuralarıma falan. Kocaeli Arslanbey İlkokulu'nda CHP'nin sandık müşahitliğini yapan avukat Sedat Koç 10-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar CHP'li müşahide sen terörist misin diyerek taş attı. Koç saldırganlardan şikayetçi oldu. Polisteyiz, karakoldayız. İfademizi verdik.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Demirköprü muhtarı Abdurrahman Çetiner İlköğretim Okulu'nda müşahitlik yapan Berkant Doran ve Süleyman Yeral, oy kullanılan kabine birlikte girme ve kimliksiz oy kullanma usulsüzlüklerine itiraz etti. İddiaya göre itirazların ardından mahalle muhtarı tanıdıklarını arayarak müşahit adı altında sandıkların çevresine yerleştirdi. Usulsüzlüklere itiraz eden müşahitler muhtarın yakınları tarafından darp edildi. Müşahitler rapor alıp suç duyurusunda bulundu. İlk önce o, sonra başkası muazzama saldırdılar. Hani ben karşılık vermedim, hani ayıracaklarını falan düşündüm. Sonra birden 5 kişi dalınca orada hani sadece zaten formaya aldım. Yine karşılık veremedim orada.